İzmir Karşıyaka'nın reis koltuğunda 35,5 ayını tamamlayan Hüseyin Mutlu Akpınar, proje ve hizmetlerini anlattı. 35,5 ayda 70 milyon liralık yatırım yaptık dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı, kültürde, sanatta ve sporda marka kent olduk diye konuştu. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar gazetecilerle buluştu. Göreve gelişinden itibaren yapılan faaliyetleri paylaştı. 35,5 ayı çok çabuk geçirdik. Bir insan ömründe belki bir defa, iki defa yaşayacağı olayları 35,5 ayda yaşayarak yerel yöneticilik yapmaya gayret gösteriyorum. Doğaya, çevreye, tarihe, insanımıza ve geleceğimize sahip çıkarak çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, sağlıklı yaş alan yurttaşlarımızla birlikte Karşıyaka'mızda mutlu bir yaşamı sürdürmenin çabası içerisindeyiz. Başkan Akpınar, Karşıyaka'da kentsel dönüşüm için özgün düşüncelerini de seslendirdi. Ekonomik ömrünü tamamlayan konutların sağlıklı bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Yerinde dönüşüme karşı bir insanım. Çünkü yerinde dönüşümü yerine getirdiğiniz zaman yıkıp yerine aynısını yapıyorsunuz. Ben parsel bazında değil, ada bazında bir planlamanın yapılarak kenti dönüştürmek istiyorum. Burada biraz eksik kaldık. Ama bu eksikliğimizde Karşıyaka Belediyesi'nin değil, ne yazık ki yasalar çerçevesi içerisinde hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın işte dönüşüm projesiyle Büyükşehir Belediye'mizle birlikte sonuçta bir uğraş içerisindeyiz. Akpınar, Harmandalı'daki çöp tesisi ve yamanlar hakkında da açıklamalarda bulundu. Ancak İzmir ne yazık ki yanlış planlamanın bugün cezasını çekiyor. Bugün eğer bu kent Fahrettin Altay'dan başlayıp da Bostanlı'ya kadar 8'er katlı bitişik nizam Çin Seddilerle örülmemiş olsaydı bambaşka bir kentte yaşamış olacaktı. Eğer bu kentte 50 yılı planlanıp olup Harmandalı'nın bir gün şehir içerisinde kalabileceği düşünülseydi bugün bunları konuşmamış olurdu. Bugün Harmandalı dolmuş durumda. Yamanlar Dağı derken buradan baktığımızda Yamanların eteği değil, şu andaki Harmandalı'nın yaklaşık 1 kilometre ötesinde diye hatırlıyorum, doğusunda bir bölgede olacak. Yani Harmandalı'nın da bir ucu herhalde Yamanlara dayandı diye düşünüyorum. O açıdan bugün dünyada artık tekniklerin ilerlediği bir süre içerisinde ben bir zararı olacağını düşünmüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu doğaya baktığı zaman doların yeşilini görmüyor, orada ağacın yeşilini görüyor. Başkan Akpınar referandum içinde sadece hayırlı olacak ifadesini kullandı. Hayırlı uğurlu olacaktır 16 Nisan'da. Bizim 35,5 ayımızın nasıl hayırlı geçtiyse 16 Nisan'da hayırlı olacak.